giyemezsin dedi. Giyerim. Eşinizin kıyafetine karışır mısınız? Evet, karışırım. Karışamaz. Kavga. Çiftler arasında yıllardır süre gelen bu tartışmaya mahkeme nokta koydu. Eşlerin birbirlerine müdahalesi boşanma için yeterli sebep dedi. Hoşuma gitmediğini söylüyorum. Siz ne diyorsunuz? O onun hoşuna gitmediği için bazen tamam diyorum. Yargıtay 2 Hukuk Dairesi eşin giyim tarzına, gideceği toplantılara ve görüşeceği kimselere müdahalede bulunması ile eşi ve çocuklarıyla ilgilenmemesini boşanma dediğini saymıştır. Birazcık rahatsız olurum tabii yani. Rahatsız oldum dedi, giymeyeceksin dedi. Ne dersiniz? Giymeyeceksin derse giyesim gelir. Onu üzmek istemem ama kendi irademden de vazgeçmem. Beyefendi dedi ki bu kıyafeti giyemezsin. Hanımefendi giyeceğim dedi. Beyefendi dedi ki bu makyajı yapamazsın. Hanımefendi yaparım dedi. Hanımefendi dedi ki bu arkadaşınla görüşemezsin. Beyefendi görüşürüm dedi. Böyle olunca ne oluyor? Fikrini söyleyebilir ama karışamaz. İsrarette giyme dedi. Giyerim. Giyer misiniz? Evet, giyerim. Sorun çıkmaz mı aranızda? Yok, çıkmaz. Ben ona saygı duyuyorum. O da bana saygı duymak zorunda. Kavga çıkar, tartışma olur. Boşanma kadar yol gider yani. Eşler evlenmekle birbirlerinin emir ve talimatlarına uymak zorunda değildirler. Bir eşin diğerine baskı yapması, her konuya müdahale etmesi evlilik birliğini çekilmez hale getirir. Arkadaşlarınıza karışabilir mi? Hayır, karışamaz. Sevmediği kişiler olursa? Karışamaz. Karışırsa? Boşanma sebebi. Fikirler farklı ama doğru kabul edilen aynı. Çiftler birbirine fikrini söyleyebilir fakat baskı kuramaz. Eşlerin baskıcı davranışı evlilik birliğini temelinden sarsacak bir duruma ulaşırsa işte bu durum boşanma sebebi oluşturur. Giyemezsin, gidemezsin, görüşemezsin. Yok, hayatta yapmam. Yaparsa? Yapmaz ya. Yaparsa? Yapmaz, öyle yapan biriyle birlikte olmam.